oldu? İyi oynadın mı rolünü? Oynadım Fırat kardeş. Her şey tam istediğimiz gibi oldu. Cevdet olta yuttu. Kaybol şimdi. Hayırdır? Bize güvenmiyor musun? Yok olur mu Fırat kardeş? Yolda bulsan say demişler. Ulan. Bundan sonra bana Fırat Bey'im diyeceksin. Kardeş mardeş duymayacağım. Hadi kaybol şimdi. Baba. Plan tıkır tıkır işledi. Cevdet'in pimi çekildi. Patlamaya hazır. Çok yakında ailenin de, konağın da, aşiretin de anahtarı bizde olacak. Sen hiç merak etme. Niye geldik buraya? Polise bir soralım bakalım. Belki hakkında bir arama kaydı vardır. Hadi hadi geç bile kaldık. Olmaz. Neden? Belki bir kayıp başvurusunda bulunmuşlardır. Belki onlar da seni arıyorlardır. Bir sorsak ya. Olmaz dedim ya. Yani ben hastane polisiyle zaten görüştüm. Bir arama kaydı falan olsa mutlaka haberim olurdu. Efendim anne. Kızım yine nereye kayboldun sen? Okuldayım anne. Evet evet. Hoca ek ders eklemiş ama geliyorum hemen. İyi. Gelirken ekmek de al. Unuttum ben. Akıl kalmadı ki. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Sen hangi bölümü okuyordun? Hemşirelik son sınıf. Kesin senin elini hafiftir o zaman. Benim yüzümden evdekilerle aran açılacak. Kaç gündür benimlesin zaten. Merak etme. Bundan sonra kendi başımın çaresine bakacağım. Senin bu iyiliklerini nasıl ödeyeceğim hiç bilmiyorum. Lafı bile olmaz. Hadi sen şimdi beni şu ilerideki kafede bekle. Ben bir eve uğrayayım. Sonra seni bir otele yerleştiririz, tamam mı? Hadi. Kıza konağı mezar edeceklermiş. Ölmekten beter edeceklermiş. Öyle konuşuyorlarmış. Allah'ım sana yardım et kardeşime. Ona bir zarar vermesinler ne olur. Cevdet. Şimdi Harun'la karşılaştım. Müşterinin biriyle dalaşmışsın. Ya önemli bir şey değil. Hesaba laf etti. Sinirlendim ben de. Dalaştık biraz. Of Cevdet of. Sen benim yüreğime mi indireceksin be adam? Senin ne işin olur itle kopukla sen niye dalaşıyorsun ya? Yahu bitti gitti tamam. Abartma. Üstüme gelmeyin bu kadar ya. Annem bir yandan sen bir yandan. Annem haklı. Dilan'dan sonra senin sinirler yıprandı. Nasıl yıpranmasın Cevriye? Kızı istemediği birine verdik. Üstelik adam kanlımız, düşmanımız. Ne yer ne içer, aç mıdır açık mıdır hiçbir şey bilmiyoruz. Ayol gözlerimle gördüm yaşadığı yeri. Saray gibi konakta milletin arayıp da bulamadığı şey. Aman neyi? Zenginlik, lüks, ihtişam bunlar olsun her şey tamam değil mi Cevriye? Ve sen niye bana bağırıyorsun? Bahtırma o zaman! Bahtırma o zaman! Benim kardeşim böyle şeyleri tamam edecek biri değil tamam. O huzur ister, o samimiyet ister. Bunca yıldır tanıyamadın mı sen görümceni? Yok ben duramıyorum ben. İyi dur şunları mutfağa koyayım geliyorum. Hadi. Bu kadar eziyet de yeter. Baran Bey'in olan biteni bilmesi lazım artık. Ne demek Cihan hiçbir yerde yok.
Baktık her yere bin. Yok. Bulamadı adamlar. Bu nasıl sorumsuzluk? Bu nasıl dikkatsizlik? Nasıl çıkıp gidiyor öyle okuldan? Boşuna mı diktik adamlar oraya? Nerede bu çocuk? Gidip Cihan'ı bul. Tamam beyim. Söyle Kadar abla. Şey, bir ihtiyacınız var mı diye soracaktım Baran Bey'im. Yok sağ ol. Cihan gelmedi hala değil mi? Yok, gelmedi Baran Bey. Derya kızım, yakın gözüm yukarıda kalmış. Hele oku bana şunu. Aa, Cihan'ın okulundan gelmiş hanımanne. Hayırdır inşallah, ne diyor? Öğrencimiz Cihan Karabey bugünkü derslere katılmamıştır. Bilgilerinizi arz ederiz yönetim. Yani Cihan okula gitmemiş mi? Öyle görünüyor. Allah'ım sen koru. İyice gemiyi azıya aldı bu çocuk. Genç çocuk. Az bu şey değil yaşadıkları hanımanne. Annesinin katili yukarıda yan gelip yatıyorken gücüne gidiyor tabii. Haklı olarak asilik ediyor. Baran! Oğlum! Cihan'ın okulundan mesaj geldi. Okula gitmemiş bugün. Duydun mu? Biliyorum, aradılar şimdi. Ben de ona bakmaya gidiyorum. Belliydi böyle olacağı. Annesinin katiliyle aynı evde yaşamak istemiyor çocuk. Babaanne, herkes için en doğrusu bu. Aynı şeyleri konuşmaya gerek yok. Bu kan davası kapandı. Hoşunuza gitse de, gitmese de bunu kabul edeceksiniz. Sen de, Can da. O zaman bana torunumu bul. Eğer o sefil yüzünden gözümün nuruna bir şey olacak olursa affetmem seni Balan. Cihan'ın sorumluluğu bana ait. Sen gönlünü ferah tut. İster misiniz? Hanım anne, sıkma canını.